Müsait değilim Emre. Sana söylemem gereken... Müsait değilim dedim. Ama Sıla, durumlar çok ciddi. İlgilenmiyorum. Şirketlerin yarısını kaybettik Sıla. Burada işler çok karışık. Umurumda değil. İstersen hepsini kaybet. Sıla! Abi, bilirim üzüntün derindir. Lakin öyle zamanlarda çok konuşmanın da manası yoktur. Doğru dersiniz Hilal. Orhan senin oğlun. Benim de yeğenim. Ben yeğenime kurşun sıkan eli kırarım abi. Bilesin ki onun düşmanı benim de düşmanımdır. Sana söz veriyorum. Bu kişi kimse. Arkasında her kim varsa mutlaka ortaya çıkartacağım. Senin önüne koyacağım. Sağ ol Siner. Bir şeyi daha bilmeni istiyorum abi. Bu vazifeyi aşiretin ağası olarak değil, buranın amcası olarak üstüme alıyorum. Biz birbirimizin çocuklarını kendi çocuklarımızdan ayırt etmedik Siner. Hiçbir zaman. İçini ferah tut. Gönlünü karartma abi. Allah'ın izniyle buran yaşayacaktır. İnşallah. Bunu demek istedim abi. Şimdi müsaaden varsa gideyim. Müsaade senindir Ziner. Kendine dikkat et. Benden öncekiler sorguya almışlar, öğrenin. Emredersiniz ağam. Hala düşmanlığımız devam ediyor, öyle mi? Kim kime düşmanmış göreceğiz. Anahtarı ver. Bakalım Ahmet Ağa'yı da aldılar mı sorguya? Soran olursa bir iş için Antalya'ya gitti dersiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı ağam, merak etme. Ağam açmayacak mısın? Açmayacağım lan. Açmayacağım. Ağana hesap mı soruyorsun lan? Hesap mı soruyorsun? Geçmiş olsun Sıla. Sağ ol Ümmü. Ne desen boş. Bilirim. Kime neye inanacağını bilmezsin. Olur olmaz şeylere inanırsın. Dua edersin. Yiğidimin yerine benim canımı al dersin. Yeter ki oğlumun babasının canını bağışla. Mümkün mü? Mümkün mü değil mi bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki, o da kucağındaki bebek. Ona sıkı sıkı sarıl Sıla. Ben de öyle yapıyorum. Kendini yalnız hissetme. Hep Boran'ın yanında düşün. Bak göreceksin. Her şey iyi olacak. Hastamızın kredi kartı var. Kıraş kart alalım. Hemen. Atropin yapalım. Ambiyo hazırla. Atropin. Ambiyo hazır hocam. Yapalım atropini. Bir şey oldu. Kesin bir şey oldu. Kızım ne oldu? Bilmiyorum baba. Doktor. Geçmiş olsun. Kalbiyle ilgili bir sorun oldu. Müdahale ettik. Şu an durumu daha iyi ama yoğun bakımdan çıkmadan bir şey diyemeyiz. Sağ olun doktor bey. Ver kızım sen. Gel kız çocuk. Sabredeceğiz kızım. Başka çaremiz var mı? Keşke durdurmasaydım beni baba.
O yaptı, biliyorum. Cezasını çektiğini bilseydim... belki dayanabilirdim bu acıya. Oysa şimdi... Boran'a bir şey olursa... ben yaşayamam baba. Sen merak etme kızım. Kimsenin ettiği yanına kar kalmaz. Suçlu cezasını bu dünyada çeker. Öbür dünyaya kalmaz. Sen merak etme kızım. Umarım baba. Yoksa oğluma ne derim ben? Sen nereye Celil? Ya eve gidip bir şey alıp geleceğim. Ya Celil. Ya dediğimi yap ha. Buyur. Ahmet Ağa'nı ver telefonu. Ahmet Ağa'm yoktur. Sabah ayrılmıştır evden. Ne demek? Nereye gitti? Biz bilmeyiz nereye gittiğini. Sen kimsin? Ben Erkan. Ne oluyor Celil efendim? Erkan nereye girdin sanıyorsun? Ağır mı sandın bunu? Erkan sağlam mı buldun? Sağım. Sağır mısın Ahmet adam? Abi. Duymuyor musun? Evet. Erkan sağlam dedim. Söyleyin ağanıza, ben işimi hallettim. Karşılığını da isterim. Vur dedi, vurdum. Gerisi de beni ilgilendirmez. Söyleyin, otogarda bekliyorum. Alo. Alo. Size söyleyin, bu yaptıkların hesabını görecek, tamam mı? Buranın ağanın kanı da yerde kalmayacak. Bırak ulan! Bırak gitsin! Bir daha geleceksen adam gibi gel. Ağan ev burası. Nereye girdiğini bil. Göreceğiz ağanızı. Kapa çeneni. Sıla Hanım, bir bakar mısınız? Bir haber çıktı acaba. Ana! Ana! Hemşire! Ne oldu? Bayıldı. Ana! Ben hemen tansiyon alayım. Kızım dur, korkma. İçim çekildi birden. Ana dur, dur ben Sıla'ya haber vereyim. Gel yavrum gel. Gel birden, elim ayağım çekildi. İyiyim gel. Gel yavrum, kızın başında zaten bir sürü dert var. Bir de benimle uğraşmasın. Hemşire! Korkma yavrum. Korkma kızım, korkma. Alo abay. Ahmet Akan'ın evindeydim ha. Senin ne işin var orada Celil Efendi? Ahmet Akan'ın adamları telefonla konuşuyordu. Ahmet Akan diye telefonu ellerinden aldım. Başka biriymiş. Bağırıp çağırıyordu. Paramı isterim, vurdum diyordu. Ne? Tetikçi mi tutmuş şerefsiz? He vallahi. Erkan sağlam diye biri. Şimdi garajlardaymış. Ahmet Akan'ı bekliyormuş. Tamam, geliyoruz. Ne oluyor abay? Ahmet Akan. Tetikçi tutmuş. Erkan sağlam diye bir adam. Otogardaymış şimdi. Derhal toplanın. Gidiyoruz. Ben de şivanları alıyorum. Baba, ben de geliyorum. Hadi gel. Hadi.
kızım. Hadi sen git Sıla'nın yanında dur biraz. Sıla bir şey söyleme ha. Bir de benden uğraşması kızım. Ya Narin hadi. Bak doktor bey yanımda zaten. Hadi kızım. Ay hadi tamam. Merak etme. Buradaki sertlik ne zamandır var? Var epeydir. Hiç ağrısı yoktu doktor bey. Beze falandır herhalde değil. Tetkik etmek lazım. Edelim madem. İstanbul'a ilk araba ne zaman? Bir saat sonra. Daha erkene yok mu? Yok zaten bulamazsın. Bir kişilik herkes. Tabii. İlaçlar varmış. Hallettim ben. Abim böyle göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Orada öylece yatıyor. Elimi uzatsam dokunacağım. Ama elimden hiçbir şey gelmiyor. Burada yaşıyorsam kaderim bu demek ki. Bir adam seviyorsun. Gözünün içine bakıyorsun. Hayaller kuruyorsun. Sonra biri gelip elinden alıveriyor. Hem de hiç içine. Anladım gitti. Gitmezsen Sıla ne olur. Herkes gözünü dört açacak. Otogarda herkesi kontrol edeceksiniz. Kimse sizden habersiz çıkmayacak. Herkes teker teker taranacak. Kimliklerine bakılacak. Emre ne olur ağam? Unutmayın. Biz Erkan Sağlam'ı arıyoruz. Yeganimi vuran adam budur. Peki ağam. Hele şu herifi yakalayalım. Sonra sıra şerefsiz kaçağa gelecek. Ahmet ağanın hesabı kesilecek. Ne zaman kalkıyor? 20 dakika sonra. Yaralamanın ateşli silahla gerçekleşmiş olması durumu zorlaştırıyor. Sepsise girmiş. Dalaktaki kurşun atar damara isabet ettiği için çok fazla kan kaybetmiş. Septik şoka girerse fazla şansımız yok. Bitkisel hayata girebilir. Ailesini bilgilendirmek lazım. Herkes ama herkes kontrol edilecek. Buradan kontrol etmeden tek bir adam, tek bir araba bile çıkmayacak. Engin gel benden. Siz ikiniz çıkışlar tutacaksınız. Siz de gelin benimle hep beraber arayacağız bulacağız bu adamı. Hadi. Müzik
Kapıyı aç, birine bakacağız. Kusura bakmayın, sizi yolunuzdan alıkoyuyoruz. Yalnız birini bulmamız gerekiyor. Kimliklerinizi alabilir miyiz? İyi yolculuklar arkadaşlar. İyi yolculuklar kaptan. Yok mu? Burada öyle biri yok abi. Hüseyin, burada mı? Araçları kontrol etmemiz lazım. Birini arıyoruz. Kapıları kapatabilir miyiz? Kimlik. Kimliğini alabilir mi? Kimliğinizi görebilir mi? Abi alayım kimliğini. Merak etme baba, bulacağız adamı. Kaçamayacak elimizden. Zaten şu saate kadar kaçmadıysa, bundan sonra hiç şansı yok. Yerin dibine de girse, bunu yapan hesabını ödeyecek. Yer var mı abi? Dolu, nereye alayım seni? Acele işim var, beklerler beni. Ayakta olsa da gelirim. İyi, sen bilirsin. Sağ olasın. Kapıyı aç, kapıyı. İn aşağı. Aşağı in. Ne vardı? Kimliğini çıkar. Kontrol etmiştiniz ya. Ver dedik, uzun etme. Nurullah Akıncı. Kusura bakma kardeş. Hayırlı yolculuklar. Bari çömelin orada bir yere. Yolda inecekler var. Orada oturursunuz. Haber. Yok, yok, yok. Onun yer yarıldı dedi. Dibine mi girdin? Anlamadım ki nasıl kaçtın. Asr-ı Şahmat'ı ağayı bulmakta. O da sırrak adam bas. Kurtulacağını sanıyor haklısınız. Arkadaşlarla durum üzerine konuştuk. Nedir durum? Eşiniz yaşayacak. Ama bilmeniz gereken bir şey var. Ne? Onu uykuda tutan ilacı kestik. Bundan sonra kendi kendine uyanmasını bekleyeceğiz. Peki ne zaman uyanacak? Belki bir saat sonra. Belki aylar, hatta yıllar sonra. Belki de hiç, öyle mi? Lütfen buna bir şey söyleyin. İsterdim. Keşke bir şey söyleyebilsem. Bekleyeceğiz Sıla Hanım. (Gülüyor)
gitmesine müsaade etmeseydim. Hazır ayağımıza kadar gelmiş. Ya gitmesine niye izin verdim ki? Ya hele dur Celil Efendi. Öfkeyle kalkıp zararlı oturun ya. Ya öfkesi zararı mı kalmış ha? Memleket bir pislikten kurtulurdu. Şimdi ara ki bulasın şerefsizi. Elbet ki bulanacak. Kaçsa nereye kadar? Bulunacak ve cezası verilecek. Ya tut ki yakalandı. Damadımı vurmanın cezası ne olacak? İşte Zinar Ağa'yı gördük. Oğlunu vurdular. Aşiretten attı. Sanki çareymiş gibi. Ya adamın yaptığı yanına kar kalıyor ha. Ama vurmak da çare değil. Adamı vuracaksın. Ondan sonra suçlusu sen olacaksın. Herkes konuşuyor işte. Hani adalet nerede? İşte gördün. Adam damadımı vurmuş. Elini kolunu sallaya sallaya geziyor ya. Damadım da hastanede ölümle cebelleşiyor. Celil Efendi, sen gerçek olduğunu söylüyorsun. Ama bence bunların hiç sırası değil. Sıla var, torunun var. Onların sana ihtiyacı var. Doğru söylüyorsun abay. Hele bir hastaneye gidelim. Onlar da orada perişan oldu. Onun peşini bırakmam ben. Ahmet Ağa'yı bulmadan kimse gelmeyecek yanıma. Değil Mardin. Tüm çevre şehirler, kasabalar, köyler aranacak. Ahmet Ağa denen o haysiyetsiz adamı gören, duyan, her kim varsa sorguya tutulacak. Gerekirse zor kullanın. Konuşmayanı da bana getirin. Buran benim yeğenim. Bunu yapandan hesap sorulur. Herkes böyle bilsin. Merak etme baba. Kaçağın hesabı sorulacak. Nerede bulunursa bulunsun. Bak Dilaver. Eğer Ahmet Ağa'nın bir tek kılına bile zarar gelirse, kimseden değil, senden bilirim. Hesabını da sen verirsin. Bunu böyle bilesin. Ahmet Ağa'yı burnu bile kanamadan bana getireceksiniz. Buranın amcası olarak bunun cezasını ben vereceğim. Herkes böyle bilsin. Bedu. Babayı görmeye geldin. Tabii. Anneyi yalnız bırakacak değil ya. Kızım ne oldu? Kötü bir şey mi var? Ya biriniz bir şey söyleyin ha. Ya ne oldu ya? Sıla, ne oldu kızım ya? Olmayacak galiba baba. Kızım ne olmayacak? Hiçbir gelişme yok. Korkma kızım ya. Orhan Ağa iyileşecek. Tamam mıyız? Bak bir gün gelir dersin ki babam da böyle söylemişti. Seferinden Allah'ım korusun yeryüzünün şerrinden. Elemsiz yürü geç bu dünya seferinden. Allah'ım korusun yeryüzünün kederinden. Kalbin neden başkasına uyma, kimseyi üzmeye
başkasına uyma. Hayat seni buna zorlasa da, hayat seni buna zorlasa da, ah uyu tabii bebeğim, bebeğim, ben sana ninnire söyleyeyim, elemsiz yürü geç bu dünya seferinden. Allah'ım korusun yeryüzünün şerrinden. Neler geçiyor aklından Kevser kadın? Düşünüyordum Firuza. Zaman bir bir geçiyor gözümün önünden. Gencecik'tim gelin olduğumda. Hayat hiç bitmeyecek kadar upuzun uzanıyordu önümde. Sonra geçiverdi her şey. Çocuklar oldu, büyüdü, biz yaşlandık. Masal gibi Firuza, bir varmış bir yokmuş. İyi yaşadık ama, değil mi Firuza? Haklısın, iyi yaşadık. Ama yolun sonuna geldik artık. Bundan sonra göreceğimiz ne kaldı ki? Biz dururken Boran'ımın orada öylece yatıyor olması hiç içime sığmıyor. Sığar mı Kevser kadın? Söylemeye dilinin varmadığı şeyi içi nasıl kaldırır insanı? Bunun sırası olmaz. Kimin vaktinin dolduğuna bizleri yaratan karar verir. Haddimi aştığımı bilirim. Lakin bize de başkalarına da Rabbim evlat acısı göstermesin. Daha yolun başında onlar. Karısıyla, oğluyla yaşayacağı günleri var. Ben yaşadığımı yaşadım. Ben hazırım gitmeye. Yeter ki oğlum yaşasın. Ben de hazırım. Şaka yaptın. Korkutacağım kadar korkuttun zaten. Sen çocukken de böyle yapardın, hatırladın. Ben böyle uyuduğun odaya gelirdim. Önce bir öksürürdüm. Cık, yok. Uyanmazdı. Yani aslında uyanırdın da inadından açmazdın gözünü. Sonra taşları atmaya başlardım yere. Bahçeden topladığım taşları. Hatırladın. Onlar tak diye yere düşerdi. Sen yine uyanmazdın. Sonra dibine kadar sokulurdun. Nefesini dinlerdin. Tam o zaman açardın gözlerini. Sırf beni korkutmak için. Abi, hadi uyan artık. Bak sana diyeceğim bir şey var. Abi uyan. Duydun beni. Misafirimiz var da. Gelsin. Buyurun.
evine kadın. Sen miydin? Korumalar kapıma geldiler. Kaza olmuş dediler. Merak ettim. Kalktım geldim. Geç otur şöyle. Hoş gelmişsin. Nedir bu hal Firuza'm? Benim baranımı mı buldu bu kaza? Allah etme. Ayşe. Hüseyin. Ağlıyor musun sen? Ya. Ağlamayayım da ne yapayım? Ne oldu? Daha ne olacak Hüseyin? Gelin ama ağlıyorum. Boran ama ağlıyorum. Ağlamak çare mi ki? Ne bileyim. Elimde değil işte. Ağlama. Yüzünü eğme. Hem Boran ağamın bir tembihi var. Bana dedi ki eğer Ayşe'nin yüzünü yerde gözünün yaşını görürsem senden bilirim. Ha şöyle gülümse biraz. Yoksa vallahi Boran ağam yatağından kalkar. Bana bütün bunların hesabını sorar. Hüseyin. Keşke kalksa da. Hesabını sorsa diyorsun. He ya. Keşke kalksa da sorsa. Merak etme Ayşem. Boran ağama hiçbir şey olmayacak. Boran ağam iyileşecek. Kalkacak yine. Göreceksin. Ayşe. Yukarı gelir misin? Buyur gel nam. Ayşe, ben şimdi çıkıyorum. Boran'ın yanına gideceğim. Bedirhan'ı götürmek istemiyorum. Çok yoruldu o da. Uyuyacak birazdan. Uyanınca yanıma getirirsin. Tabii ki gel nam. Sen hiç merak etme. Gel nam. Boran'ın için bir gelişme var mı? Yok. Hiçbir gelişme yok. Yaramazlığına da diyecek yerdi. Bir gün iş yapıyorum. Geçmiş zaman valla yümmeyi yiyorum yoksa neyse. Eşarbımı kaptı. Dedim getir onu çabuk buraya. Geçmiş karşıma kız kız gülüyor. Kızdım ben de. Yürüdüm üzerine. Dedim bak yakalarsam basacağım sopayı. Kaçıp gitti. Yakalayabilirsen yakala. Yarım saat mi geçti yoksa bir saat mi geri geldi? Eşarp yoktur. Saklamış bir yere besbelli. Dedim kızmayacağım. Söyle nereye sakladığını. Söylemezdi. Söylemedi zaten. Dedim bak ağa oğlu dinlemem. Basarım sopayı, pataklarım. Hah iyi demişsin. Vuruverseydin kıçına kıçına. Ah kıyabilsem, bir kıyabilsem. Biliyor seninki de. Gözünü gözüme dikip kıyamazsın sen bana demez mi? Çok akıllıydı, çok. Hem de nasıl parmağında oynatırdı hepimizi. Benim oğlum aslanlar gibi kalkacak. Aslanlar gibi. Gidiyor musun kızım? Gidiyorum. Boran'ı daha fazla yalnız bırakmayayım. Kızım tanıştırayım. Emine kadın Boran'ımın süt annesi. Tahmin ettim zaten.
Size de çok teşekkür ederim. Oğluma göz kulak oldunuz. Keşke göndermeseydim Boran'ı. Ayırmasaydım gözümü üzerinden. Ah bilseydim. Bir bilseydim gelin ağam. Damadımı vurduran Ahmet Akadır komiserim. Bu Erkan Sağlam denen adam vurdum paramı isterim diye konuşuyordu telefonda. Bilir misin? Tanır mısın Erkan Sağlam'ı? Komiserim tanısaydım tek başıma gelir miydim? O şerefsizin kolundan tuttuğum gibi getirirdim buraya. Peki başka tanığın var mı? Ben biliyorum ya, yetmez mi? Bir tek sizin bilmeniz yetmiyor. Bizi zanlıya götürecek başka tanıklar, ipuçları lazım. Komiserim yılanın başı Ahmet Akadır. Bu Erkan Sağlam denen adam onun adamlarıyla konuşuyordu. Anladım. Eğer dediğin gibiyse çabuk sonuca ulaşırız. İnşallah komiserim. Ben şimdi Erkan Sağlam için arama emri çıkarıp bütün merkezlere bildireceğim. Peki Ahmet Ağa? Onun için de arama emri çıkaracağız. Ama kilit adam Erkan Sağlam. Silahı çeken kişi yani. Laf vardır. Kaçmak erkekliğin şanındandır diye. Ama haysiyetliyse. Bunu yaptığı düpedüz korkaklık. Zinar ağam. Senin değil. Aşiretine asayım Ahmet ağam. Sen bana ne dedin? Ben yapmadım demedin mi? Ağam. Bildiğin gibi değil. Kes sesini de kulağını aç beni dinle. Kaçmasına kaçtın şimdilik. Ama şunu bil. Nerede olursan ol. Yanıma yaptıklarının hesabını vereceksin. Düşmanlarımın iftirasıdır ağam. Boran olayında bir dahilim günahım yoktur. Günahın var yok. O Allah'ın bileceği iş. Ama benim bildiğim... Kaçman kafi gelmez. Ağam ben kaçmadım. Sadece işlerim vardı. Elbet nerede olduğunu bir duyan, bir gören vardır. Yakalanman an meselesi. Bunu böyle bilesin. Ama sen kimseden korkma. Çünkü cezanı ben vereceğim. Ya deli cesareti dedikleri bu olsa gerek. Mevzu açıyorsa artık telefonu. Bana bak Ahmet ağa. Paramı vermediğin gibi benim de başımı belaya soktun. Şunu kafana iyi sok. Benim sana borcum yok. Hala iş bitmiş gibi benden para istiyorsun. Kendin yetmezmiş gibi benim de başımı belaya soktun. Bu senin bileceğin şey. Ben kendimi kurtarırım bir şekilde. Eğer paramı vermezsen senin de başına bela alırım, haberin olsun. Sen sanır mısın ki bu adamlar seni beni bulmadan rahat dururlar? Beni iyi dinle. Bundan sonra ne sen beni biliyorsun ne ben seni. Ben seni görmedim bilmiyorum. Sen de beni görmedin bilmiyorsun, tamam mı? Tamam değil. Paramı verdin verdin. Vermezsen... Ben seni tanırım bilirim Ahmet ağa. Tamam. Paranı alacaksın ama şimdi değil. Dediklerimi unutma. Ortalık yerde de görünme. Öyle olsun. Boran. Bak biz geldik. Bedir Ana hiç susmadı bugün. Uyumadı da. Senin anlattığın masalı anlattım ama yine de uyumadı. Senden dinlediği gibi olmadı. Sustu şimdi bak. Zaten bütün nazı bize beyefendinin. Sen olunca her şey bitiyor. Seni hissettiğimiz an, varlığını, sıcaklığını hissettiğimiz an. Sana mektup yazmıştım. Okumamışsın. Burada bak. Merak edersin şimdi sen. Sevgilim. Bütün hayatımı, özlemlerimi, sevinçlerimi, sıkıntılarımı seninle paylaşmaktan hep çok mutlu oldum.
Sen yanımda olduğun zaman kendimi hep çok güçlü hissettim. Sen yanımda olmayınca aklımı, yüreğimi, vücudumu bir parçası hep eksik kalıyor. Ne yapsam da yarım kalan yanımı tamamlayamıyorum. Kendimi yapayalnız hissettim. Seni bir daha görememekten çok korktum. Çok. Anladım ki sensiz yaşamanın bir anlamı yok. Tek istediğim hayatımın sonuna kadar seninle yaşamak. Seninle yaşlanmak. Burhan, ne olur bırakma beni. Her gün, her gece sev beni.